Bugün biraz tematik giyinmeye karar verdim. Çok çok sevdiğim bir kokteyl yapacağım. Margarita. Aslında şöyle anlatayım. Benim tekila ile çok uzun süredir aram yoktu. Çünkü hepimizin yaptığı gibi çok büyük bir hatada bulunup tekilayı niyeyse bu kadar güzel bir içki olmasına rağmen kokteyllerin içinde tüketmek yerine böyle gece sonlarında partilerde orada burada şat olarak yapıp tekilayla aramı bozmuştum. Ta ki margarita gibi güzel kokteyllerde aslında tekilanın ne kadar da lezzetli bir içki olduğunu hatırladıktan sonra. O yüzden bugün sizlerle beraber yazın en sevilen tariflerinden bir tanesi olan en azından benim için margarita kokteyli yapacağız. Çok pratik. 3-4 tane malzemeye ihtiyacımız var. Başka hiçbir şey kullanmayacağız. Lime kullanıyoruz. Lime'ınız yoksa tabii ki limon suyuyla da yapabilirsiniz ama o lime'ın verdiği etkiyi vermiyor olacak. Tuzumuz var. Portakal likörümüz var. Ve tabii ki ana malzeme olarak tekilamız var. Çok seviyorum. Çok pratik bir tarif. Hemen size tarifi vereceğim. Frozen olarak da yapabilirsiniz. O zaman buzlarla böyle bir blenderda kırarak da içine biraz agave şurubu ekleyerek yapabilirsiniz. Niye agave şurubu diyorum? Çünkü tekila zaten baz olarak agave bitkisinden yapılan bir içki. O yüzden böyle onun sevdiği, kuzeni olan bir malzemeyle yapmak çok daha lezzetli oluyor. Şimdi hızlıca tarife başlıyorum. Ölçüleri de çok kolay, çok pratik anlatacağım. Hiç mililitre bazında anlatmayacağım size. Çok daha kolay olacak böylece. 2 ölçek tekila kullanıyoruz. Ben bugün çok sevdiğim tekilalardan bir tanesini kullanıyorum. Normalde bunu istiyorsanız kokteyl dışında içine biraz lime suyu, buz koyarak da böyle sek bir şekilde içebilirsiniz. O zaman da çok lezzetli oluyor. Yani demek istediğim şu ki tekilayı biraz şat olarak hayatınızdan çıkartıp kokteyllerin içine ya da sek olarak içmeye başladığınızda çok daha farklı bir içecek olduğunu göreceksiniz. Şimdi 2 ölçek tekila kullanacağız. 1 ölçek portakal likörü kullanacağız. Normalde Cointreau ile yapılıyor. Cointreau'yu bulmak biraz zor oluyor ama eğer bulabilirseniz Cointreau ile çok çok daha lezzetli oluyor. Ve lime kullanacağız. Bardaklarımızın da kenarlarını şöyle tuzlayacağız. O böyle limonlu, tatlı, tuzlu tekilalı kokteylimizi böyle keyifle içeceğiz. Şimdi hızlıca başlıyorum. Portakal likörü kullanıyorum demiştim. Yapacağınız miktarı kişi başına göre kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi 2 ölçek tekila, 1 ölçek portakal likörü ve 1 ölçek lime suyunu karıştırarak kişi başı bir tarif hazırlıyorum. Ama dediğim gibi siz daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz. Büyük jugger'larda yapacaksanız da o zaman su bardağını ölçek olarak da alıp yapabilirsiniz. Portakal likörüm var. Şöyle dediğim gibi bir ölçek koydum. İçine aynı miktarda 2 ölçek tekila. Ben tekilamı genelde dipfrizde tutuyorum. Siz istiyorsanız dışarıda da tutabilirsiniz ama böyle soğuk, daha da soğuk oluyor buzla karıştırdığınızda. Şöyle 2 ölçek tekila. Şurada lime'ım var. Bir tanesini önce bir şöyle yarım keseceğim. Çünkü bardağımı tuzlamak istiyorum ve burada yapıştırıcı özellik olarak lime'ı kullanacağım. Şöyle ince bir dilim alıyorum. Bunlar margarita bardakları. Margarita bardakları genelde böyle ayaklı, altlı ufak bir bombe, sonra tepeye doğru böyle genişleyen bir kadehtir. Bütün marketlerde ya da şeylerde bulabilirsiniz, züccaciyelerde. Şöyle güzelce limonluyorum. Ve şurada gördüğünüz gibi böyle tuz dolu bir kabım var. Onun içine şöyle bastırarak lime'lı kenarlarına tuzumu yapıştırıyorum. Ben bol tuzlu seviyorum. Siz arzu ederseniz daha az tuzlu da yapabilirsiniz. Şu birinci kadeyim. Bu da ikinci kadeyim. Onu da aynı şekilde önce lime'lıyorum kenarlarını. Şöyle. Sonra da yine burada gördüğünüz tuzlu tabağıma şöyle döndüre döndüre batırıyorum. Şimdi bardaklarım hazır. Artık burada işim bitti. Kokteylimi karıştırmaya başlayacağım. Şimdi yine bir ölçek lime demiştim hatırlıyorsunuz. Bu kalan lime'larımı şöyle bir sıkmak istiyorum. Lime daha az su çıkarttığı için limon kadar bir performans beklemeyin. En azından Türkiye'dekiler. Genelde 3 tane lime yeterli oluyor. Hepsini kabımın içine sıkacağım. Şimdi lime'larımı da sıktım. İçine buz atacağım. Ben iri buz küpleri kullanıyorum ama normalini de kullanabilirsiniz. Şöyle bir 4-5 tane buzu
shaker'ımın içine aldım. Kapağını kapatıyorum. Ağzını da kapattım. Güzelce çalkalamaya başlıyorum. Kapağını açıyorum. Süzdüreceğim. Kadehlerim burada. Margaritamı kadehlerimin içine döküyorum. Ve bu şekilde bu muhteşem kokteylimiz hazır olmuş oluyor. Dediğim gibi ben yaz aylarında margarita içmeyi çok seviyorum. Eğer siz de benim gibi tekileyle kötü anıları olan bir insansanız margaritaya bir şans verin derim. Tekilanın ne kadar lezzetli bir içecek olduğunu margarita ile beraber anlayacaksınız. Afiyet olsun. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Çok iyi be.